Ay çok korkunç bir görüntü o ya. Dım dım dım. Ay çok güzel oluyor ama. Tırnak içerisinde darlayınca. Şu anki haline geldik. Endişelendirmeliyim. Rotasyon dediğimiz. Arkadaşlarınızdan başlayarak fotoğraflayacağım. Merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle plak serüvenimden bahsediyor olacağız. Serüvenim diyorum çünkü gerçekten aylardır süren bir tedavi sürecim var. Instagram'dan takip eden benimkiler bu sürece zaten çok hakimler ama burada da detaylıca bir video paylaşmak istedim. Ben açıkçası bu kadar etkili olacağını gerçekten düşünmüyordum ama benimle beraber plak ya da tel tedavisine başlayan çok fazla benimki oldu. Sizleri bir şeylere cesaretlendirebiliyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kendi adınıza aldığınız kararlarda, attığınız adımlarda şu kadarcık payımın olması beni inanılmaz iyi hissettiriyor. Bugün ben kendi sürecimden bahsedeceğim size. Dört gözle beklediğiniz o video sonunda geldi arkadaşlarım. Gerçekten sonunda gelebildi. Çok badire atlattık. Başımızdan çok şey geçti. O yüzden her şeyi sizinle detaylıca paylaşıyor olacağım. Öncelikle neden plak tedavisine başladığımdan bahsetmek istiyorum çok hızlıca. 20'lik dişlerim çok fazla dişlerimi sıkıştırıyordu. O yüzden bazı dişlerim özellikle şu ön ve köpek dişimin arkasındaki diş inanılmaz fazla yön değiştirmişti. Oldukları yerler değişmişti. O yüzden bunlar beni çok rahatsız ediyordu. Zaten çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Ama bu yıl başlayabildik diyelim. Bu arada bütün tedavi sürecim, Veysel'in diş beyazlatması, benim diş temizliğim, yirmiliklerimin çekilmesi, plaklarımın başlanması vesaire her şey İstanbul Grup Dental'le birlikte oldu. Sağ olsunlar gerçekten çok tatlı ilgileniyorlar. Harun zaten benim canım. Ona binlerce kez teşekkür ediyorum. Veysel Hoca zaten inanılmaz tatlı birisi. Yirmilik dişlerimi o çekmişti. Eyüp Hoca da plak tedavimde beraber çalıştığımız ortodontistimdi. Dünyanın en tatlı insanı bu arada. Enerjisi çok güzel ve genel itibariyle gerçekten İstanbul Grup Dental'i çok çok seviyorum. Sizlere de canı gönülden öneririm. Eğer bir diş hekiminiz yoksa ve bu tedaviye başlamak istiyorsanız ya da herhangi bir işlem yaptırmak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kutucuğunda bütün iletişim bilgilerini bırakıyor olacağım. İlk adımımız aslında yirmiliklerimin hepsini çekilmiş olmasıydı. Son kalan yirmilik dişimi birlikte çekiyoruz. Gerçekten birlikte çekiyoruz. Çekilme anı var arkadaşlarım. İyi izleyin. Arkadaşlar şu an röntgen çekilecek bana. Lütfen gel. Harun'cuğum yanımda destek olmaya çalışıyor. Selamlar. Ve şu an bir tripod ayarlıyoruz şuraya. İlkel şartlarla. Çünkü tripodumu unutmuşum şöyle getirmeyi. Şey yapsam. Muhteşem. Bakayım. Yemin ediyorum arkadan bir bakar mısın? Harika oldu. Yandan bir bakar mısın? Muhteşem bir şey. Şimdi röntgen çekiyoruz arkadaşlar. Dişlerimi göreceğiz. Çok korkunç. Ve 20'liğim alınacak bugün. 20'lik diş ameliyatım başlayacak birazdan. Seni böyle alalım. O zaman. O sırada bir dakika story'de çekmem lazım. Çünkü bir influencer her şeyiyle beraber yapar bu işi. Ben dişlerimi nasılsınız? Hiç hareket etmeyin. 6-7 saniye kadar sürecek. Tamam. Bu seti olduğu gibi verin mesela tripod olarak kullanıyorum. Ben bunu alıp gidiyorum. Gerçekten bu şekilde destekler sağlandı Harun'cum ve yaratıcılığını konuşturdu ya. Yani zaten gördüğünüz gibi 3 tane 20'liğim alındı. Şu gidecek arkadaşlar. Şu var ya şu bizi mahvediyor. Ben dişlerim ya. Hem burada hem şurada. Bütün psikolojim bozuldu. Kulaklarım dilim yoksa mı? Süper. Tam yeni yapmışız. Buraya kadar geldi herhalde. Gidiyorum ben. Bak şuradan itibaren yok zaten. Sakin olun, sakin. Bu kadar. Bitti. Bitti. Ben de şaşırdım ama bitti. Ne oldu? Evet, bitti. Bir şey de çekersin, dişinizi vereceğim size. Şimdi dişinizin kökü bayağı kırık, görüyor musunuz? Evet. Bu aslında sıkıntı risk. Bu bir kere kırılsaydı çok zorlanırdı. Ama çok hassas bir şekilde yaptım. Bu kadar. Ben bunu paketleyip size vereyim mi? Rica ederim. Lütfen, çok sağ olun. Böyle yapacağım. Tamam. İnşallah orayı çekebilmişimdir. Nasıl çıkardığını bir görürsün. Hayret edeceksin yani. Ben bunu nasıl Bunu koyacağım. Şimdi sonrasında genizi bulamıyorum. Teşekkür ederim. Yanlıyor mu? Evet. Ama sızmadı bir şey buradan. Hı hı. Yüzüm var ya böyle burası sanki böyleymiş. Başka birine ait. 20'likler tamamen çekildi. Aslında süreci hemen başlatmak istiyorduk fakat bizim araya düğünümüz girdi. Ondan sonra da ev alışverişi, ev yerleştirmesi vesaire derken çok fazla vakit bulamadım. En sonunda Harun beni arayarak yeter artık bu plaklara başlıyorsun, randevu oluşturuyorum ve gelmek zorundasın dedi. Onun pushlamasıyla başladım arkadaşlar. İlk adımda dişlerim çok fazla sıkıştırdığı için dişlerimde yer olabilmesi adına dişlerimin bazı noktalarını çok ufak 0.5'lik falan kesiler attık. Yani dişlerimi törpüledik. Arkadaşlarım aylar sonra, bayağı aylar sonra ama şu an tekrar Harun'ların yanına geldim. Bir minik çıtlatmıştım, anlatmış da olabilirim ama plak tedavisi göreceğim. Aslında tel tedavisi önerilmişti. Ama ben video çektiğim için, işte sürekli böyle kamerayla ilgilendiğim için falan. Merhabalar hocam, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, hoş bulduk. Haberin yok mu geziğinizden ya? Öyle mi? Bir de başlıyor valla, beraber mi başlıyoruz? Evet. Tamam, şahane. Tamam. Çok sağ olun, teşekkürler. Benle Veysel Hoca ilgileniyor. Zaten 20'liğimi Veysel Hocam çekmiş.
yapmıştı. Şu an kendisi de geldi ama. Şimdi artık yavaş yavaş işte bu plak tedavisine başlıyoruz. Şu dişini görüyorsunuz değil mi? Normalde 20'lik dişlerimin hepsini çektik ama çekmeden önce bunlar inanılmaz sıkıştırıyordu ve benim bakın şu alt dişlerinde falan baya böyle şekil bozuklukları oluşmaya başladı. Ve yavaş yavaş artık bunları düzelteceğiz. Normal böyle düzgün dişlerim olacak. Ay heyecanlandım ya. Arkadaşlarım çekemedim size. Dişlerimin şu şekilde araları törpülendi. Plak tedavisi için ilk önce dişler bu şekilde. Eğer çok bitişikse ayrılıyor. Sonrasında plak tedavisi başlıyor ve plaklar yurt dışında üretilip geleceği için şimdi dedik bir başlayalım. Yarın Veysel'le şehir dışına gidiyoruz. O yüzden dedim ki pazartesi imkanı yok, burada olamıyoruz. O da o yüzden haftaya ayarlanacak. Gittiğimizde kalıp alınacak. Kalıptan sonra onlar yurt dışına gönderilecek. Ondan sonra plak tedavisi başlayacak. Yani galiba benim bu süreç bir ay sonra falan devam edecek. Gördüğünüz gibi dişlerim törpülendi arkadaşlarım. Boşluklar var ve yemek yerken gerçekten çok zorlanıyordum. Sürekli araya bir şeyler kaçıyordu. Ama bu süreç çok uzun sürmedi. Sonrasında hemen tarama kısmına geçtik. Aslında aynı gün içerisinde yapılabilen şeyler bunlar ama biz şehir dışına çıkacağımız için ertelemek durumunda kaldık. Sonrasında profesyonel bir şekilde ağız taramam gerçekleşti. Bayağı dişlerimi 3 boyutlu bir şekilde görebiliyordum. Gerçekten teknoloji çok güzel bir noktada arkadaşlar. Kalıp alma kısmına mı geliyor? Ölçü. Özür dilerim. Ölçü alma kısmındayız. Bu başlık tek kullanımlık. Yani bu sadece bana ait. Şimdi başlıyoruz yavaştan. Arkadaşlarınızdan başlayarak fotoğraflayacağım. Evet, şu an taramamız tamamlandı. Çok garip değil mi? Zaten öndeki dişlerimin ne kadar yamuk olduğunu görüyorsunuz. Nereyi çekiyor? Üst istirahat artı, aynen kullanan. Tamam, şimdi bana dönün. Biraz hafif dişleriniz gözüksün, çok hafif. Harika. Kahkahatar gibi gelişecek. Alt dişleriniz de gözükmesin. Aynen böyle. Bunları da çektik. Gösterelim. Süper. Tedaviden sonraki halimiz nasıl olacak görebiliyoruz. Simülasyon mu yapıyor? Evet. Hı-hı. Şimdi burada kapanış ilişkimizde şurada hafif devrilmiş bir dişimiz var. Ön dişlerimizde hafif şeyler var. Bunları düzelteceğiz. Şurada sol lateral dişimiz, bunu düzeltiyor olacağız. Bu şekilde bakarsanız evet, şuradaki bu daha sol... net. Evet. Hani şöyle yapabiliriz. Mevcut. Daha. Şu anki mevcut dişlerimiz. Şurada hafif çapraşıklıklarımız var. Bittiğinde wow, böyle olacak. Üst dişlerimiz böyle. Ay evet ya. Ve bittiğinde böyle olacak. Çok güzel. Şöyle hem sağdan hem de soldan mükemmel bir kapanış ilişkisini yakalamış olacağız. Evet, az önce şu kısım zaten gördünüz. Hı-hı. Böyle öne doğru duruyordu zaten dişlerim. Evet, bakın. Aynen. Alt dişleri de hafif içeriye doğru devrilmiş. Evet, onların hepsi düzelecek. Bitirdik her şeyi. Al ölçülerimizi. Tamam. Bugün biz, bu kadarız. Randevuyu şimdi vermiyorum o zaman. Yok, plaklar evet, gelince vereceğim. Tabii. Yani yaklaşık bir ay. Peki şey, tedavinin şeyle alakalı, süresiyle alakalı size önden bir bilgi verebilirim demiştiniz ya. Şöyle, buradaki simülatöre göre çok ciddi bir şey probleminiz yok. Ama kesin süreyi doktorumuz Amerika'daki teknisyenlerle yazıştıktan sonra size söyleyecekler. Ama ben yaklaşık olarak şöyle söyleyebilirim. 14 ile 20 hafta arasında tedavi bitecek gibi düşünebilirsiniz. 14-20 hafta? 5 ay? 5 ay. Ay çok güzel! Kemal. Ay çok güzel! Bu süreçte diş temizliği falan yapabiliyor muyuz? Tabii. Ağız hijyeninizle ilgili yapmanız gereken tüm şeyleri plaklarınızı çıkartarak uygulamaya devam edeceksiniz. Taramanız bittikten sonra bu datalar Amerika'ya gönderiliyor ve orada basılıyor plaklarınız. O yüzden tedaviniz çok hassas arkadaşlarım. Tek bir plak kullanmakta eğer gecikir ya da aksaklık yaşarsanız gerçekten diğer bütün plaklarınız da bununla beraberinde sıkıntıya giriyor. O yüzden eğer gerçekten ben çok titizlikle yaklaşacağım diyorsanız plak tedavisi tam size göre. Ortalama 1-1,5 ayda plaklar elimize ulaştı ve sonrasında tekrar Eyüp Hoca'yı görmeye gittik. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormama. Hazır mısınız? Heyecanlıyım hocam. Şu anki dişlerim değil mi? Hemen anladım şuradaki üst üste gelişten. Öyle. Şöyle bir gösterelim adım adım nasıl düzeldiğini. Ay çok güzel oluyor ama. Allah'ım. We are the gerçekten ama. İlk halini bir gösterebilir miyiz hocam? Önden görüyorum. Bak nasıl pıt 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 üzerine oturuyor birbirinin. Maşallah. Bu şey plakları koruma kabı. Bunun içerisinde muhafaza ediyoruz. Evet. Bu gerekirse plakları temizlemek için temizleme tozu. Sırayı karıştırmamak adına şey yapmışlar. Kaç tane ataçmanımız var şu an? 5-10. Onlara bakmamam lazım. Çok fazla. Çok fazla var. Yani ön dişlerim hariç hepsinde var hocam neredeyse. Şu öndeki iki ince plak ataçmanları yapıştıracağımız plaklar. Bunları hep muhafaza edeceğiz. Bunları hiç kaybetmiyoruz. Çünkü daha sonradan olası bir ataçman düşmesi falan durumunda biz bunları tekrardan kullanmamız gerekecek. Şurada template yazar. Evet. Template yazan plakları bunun içerisinde muhafaza edeceğiz. Tamam. Diğerleri zaten aynı şekilde 20 plağın birincisi, alt 20 plağın birincisi şeklinde. Tamam. Kendim değiştirebilir miyim? Tabii kendin değiştireceksin. Her şeyi anlatacağım sana.
Tamam. Ay o zaman şey, her hafta bir heyecan var. Aa, hem de her hafta pazartesi. Haftaya başlangıçta yeni şeylerle, plaklarla başlıyorum. İngilizce'de gerekli diş hareketlerini yapabilmesi için dişlerin üzerinde olması gereken bazı kuvvet unsurları var. Ataşman dediğimiz. Dişlerinize onları yapıştıracağız. Ekranda göründüğü gibi. Burada tabii pembe olarak görünen ağız içerisinde diş rengindeki dolgulardan oluşan bazı kuvvet unsurları bunlar. Bunları yerleştireceğiz. Basit bir işlem. Yaklaşık 10 dakikada yapacağımız bir şey. Şuradaki dişimi göstermiştim size zaten. Orada da yer açtık. Dişlerimin daha rahat oturabilmesi için. Alt dişlerimden anlatsam. Üstte de normalde yapacaktık ama vazgeçtik. Çok üzüldüm ki bana hocam. Şimdi kızlar ışıkları kapatabiliriz. Tamam. Oyun başlasın. Korkuyor. Ay çok korkunç bir görüntü o ya. Onunla konuşabiliyor, farkında mısın? Ya bununla bile konuşuyor ki. Onunla yani, neler yaptı. Plakla da konuşurum artık herhalde. Çok gerekli değil mi? Hani bir de konuşuyoruz ya. Evet, zorla görmeye çalışırsak görebileceğimiz şeyler bunlar. Ortadan başlayarak şöyle biraz hafif bir baskı uygulayarak plağın kalınlığı kadar sadece bir burada anladım, bir şeffaflık boşluk olduğunu görüyoruz. Yani bu dişten çok uzak olursa bu bizi birazcık şey yapmalı. Hı, endişelendirmeli. Anladım. Mesela bu oturmamış hali. Ağrıyor zaten ama böyle olunca. Mesela hani şunu şu iyice an iyi oturttuğunu hı-hı hissedeceğiz. Hı-hı. Şu an nasıl hissediyorsun? Ama şu an teki takılı. Bunu da yine böyle ortadan başlayarak şöyle. Zaten plak nereden daha rahat oturacağını hissettirir. Şimdi sana böyle plastik bir çubuk vereceğiz. Günde 5 dakika kadar toplamda. Şu şekilde olacak şekilde ısırmanı isteyeceğiz. Parmağını değil tabi. Şeyi alabiliriz. Çubuğu. Sıkalım mesela. Anlatabilir miyim? Daha da geriden olursa daha iyi olur. Özellikle uyumadan önce bunu yaparsak hani tam oturduğunu hissetmeniz gerekiyor. Gerekirse şöyle önden de ısırırız. Hani biraz daha iyi oturması için. Ay ben konuşamıyorum. Yok, konuşacaksın. Şimdi ayakta biz bu işi halledelim. Güldüğünde falan hani herhangi bir belirti bir şey yok. Şu anda daha belirgin ama gittikçe azalacak. Buradaki çapraşıklıklar çözüldükçe daha iyi olacak. Hı-hı. Ya açıkçası daha rahatsız edici bir his olacağını tabii düşünüyordum ben. Ha, daha iyi. Yani iyi güzel. Tahminim daha iyi. Şöyle bakalım. Yerden tutalım o zaman şöyle. Hı-hı. Ama arkaya doğru. Mümkün olduğunca arkada. Bu arada dışarı doğru kuvvet vererek yani şu şekilde şeyi genişletecek şekilde plan. Çıkaramıyorum. Abi, o işi daha güzel, daha güzel. Şöyle, anladın mı? Hah, aynen. Şimdi sen dene bakalım. Bakalım. En arka dişlerinden. Mümkün olduğu kadar en arkaya ulaşabilirsen oradan daha rahat olur çıkar. Anladın mı? Bunların hepsi dışarı yaşlılığa hazırlık işte. Heh. Dışarı doğru, bu kadar. Ha, tamam. Fazla çıkmıyorsa şöyle bir yuvarlak bir rotasyon dediğimiz. Heh, evet, şu an ben takıyorum artık belli ki. Çıkarırken arkadan, oturturken önden. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Aa, şeyleri söyleyebiliyorum. Bravo. Sadece dudakları şöyle alıyor. Tamam, alkışla kendini. Hocam çok teşekkür ederim geçmiş bu arada. Olsun. Gerçekten çok ilgilendim. Bence çok belirgin de değil, korktuğun kadar da değil. İstediğin zaman çıkarabilmek çok büyük rahatlık. Evet, evet, evet. Zaten bütün plakları düzenli bir şekilde kullandığımda son gelecek halini az önce gösterdim size. Konuşamıyorum. İki gün sonra arıyormuşum. Hocam yapamıyorum. Ulan sen zor değil. Çok güzel olacak. Arkadaşlarım açık söylemek gerekirse ilk gün benim için inanılmaz sancılıydı. Çünkü çok fazla diş ağrım oldu, baş ağrım oldu ve ağzımın içerisinde yabancı bir cisim olduğu için ona alışma süreci beni birazcık yordu. Ben birazcık pimpirikli bir insanım ama dedim ki Merve bir işe başladım ve bunun sonunu getireceksin. Başladığım şeyleri yarım bırakmayı asla sevmem. O yüzden son plağımı elime aldım ve dişlerimin geldiği hale bakarak dedim ki Merve devam. Merve devam, sonucu çok güzel olacak. İlk günden birazcık ağrınız oluyor. Her plak değişiminde birazcık dişleriniz sızlıyor ama sonrasında özellikle 3. gün tamamen dişleriniz alışmış oluyor. Bir plak diğerini hazırladığı için şöyle göstereyim. Mesela bu benim son plağım. 19. plak 20. plağı hazırladığı için dişlerinizi. Aslında 20. plağa başlarkenki şekline sizi büründürüyor. O yüzden dişlerinize çok sıkı bir baskı uyguluyor ama bu dayanamayacak bir baskı asla değil. Zaten 2. 3. haftadan sonra inanılmaz alışmış oluyorsunuz ve dişleriniz hareket etmeye başladığında o şekil değişikliklerini görmeye başladığınızda inanılmaz bir şekle, inanılmaz bir mutluluk
mutlulukla devam ediyorsunuz. Şöyle bir düşünüyorum, bir daha olsa bir daha başlar mıyım? Kesinlikle başlarım. 11. haftanın bitiminde bir tane daha ataşman takılması gerekiyordu. O yüzden tekrar Eyüp Hoca'yı ziyarete gittik. Evet arkadaşlarım, tekrar geldik şu an. Günlerden 6 Haziran Pazartesi. Plakları gerçekten çok düzenli kullanıyorum ve 12. plağa geçtik. Bir tane ataşman eklenecek şu an. Hatta size göstereyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi bomba gibiyim. Dişlerim iyileştikçe daha da güzel. Süper. Keyifleniyorum. Harika. Bu konuda seni takdir ediyorum. Gerçekten süper bir disiplin. En memnun olduğum şeffaf plak hastası sensin. Gerçekten düzenli kullanıyorum. Yani hele şu dişlerimin hareketlerini gördükçe hocam. Hı. Yani hani tam motivasyon. Tam motivasyon. Unutmuyorum. Ben unutsam eşim unutmuyor. Getiriyor plaklarını taktım mı falan. Annem geçen şey diyor. Plakları yemek yedikten sonra masanın üzerine bırakmıştım. Kızım dişlerim masanın üzerine kalmış. Şimdi de 12. haftadayız. Yani bununla beraber 8 haftamız kalıyor. 2 ay sonra tedavimiz tamamen bitecek. Şimdi Eyüp Hoca'yla plakları taktığımdan beri ilk kez yan yana geliyoruz. Size şöyle göstereyim yine dişlerim. Bu haftanın görüntüsü değil mi? Yok, bu son bitmiş hali. Son mu? Tabii onu başa alabiliriz 10. seriye. Mouse'da şey yapabilir misin Yağmurcuğum? Hah, oraya tıkla. Bu. Hala gördüğünüz gibi zaten tedavimiz devam ettiği için böyle oturmalar netleşmeye de başladı. Şu dişim zaten her zaman söylüyorum ona Instagram'da. Bunun diğer dişin üstünden inme hareketi benim çok hoşuma gidiyor. Allah'ım bismillah. O ne güzel bir harekettir diyorsun ha. Ataşman için gerçek şeyleri yapıyoruz. Evet, şu an tam netledi. Süper. Siz şey gördünüz mü? Geçen before after şeklinde fotoğraf paylaşmıştım. Orada şey yazmışlar. Dişlerin doğuştan mı öyle? O sivrilikler ne? Benim babaanne tarafı vampir desin. Şey yazmış birisi. Ömrünün sonuna kadar artık onlar seninle mi? Çok kötü görünüyor. Iyık. Böyle yazmış. Moral bozmaya çalışıyorlar. Hayır, onlar çıkacak. Yani bunlar tamamen gidecek. Ha, şeyleri mi diyorlar? Ataşmanları diyorlar. Ha. Evet. Yok ya, bunlar kalmayacak. Zaten şey, ataşmanların olduğu dişleri birazcık renk değiştirdi benim. O olabilir. Onlar tabii söküldüğü zaman çıkar onlar da. Biz hazırız. Şeye geçebiliriz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ellerinize sağlık. Hoşçakalın. 2 ay sonra da zaten bitiyor. İnşallah sapmadan. Bir bay bay deyin bizlere. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Kolay gelsin size de. Size. Görüşmek üzere. Ataşmanım takıldı. Zaten gerçekten 5 dakika falan sürdü. Dünyanın en kolay işlemi. Dişlerinizin üzerine, zaten bakın plağın üzerinde yerleri var. Olması gereken yere yerleştiriyor. Sonrasında siz çat diye taktığınızda hayatınıza devam ediyorsunuz. Hiçbir şekilde ekstra bir ağrı, acı falan hissetmiyorsunuz. Bu ataşmanlar önemli arkadaşlarım. Çünkü dişlerinizin rotasyonunu ve hareketini destekleyici materyaller. Ataşmanlarla barışma süren birazcık uzun sürdü. Çünkü dediğim gibi hep kamera karşısındayım. O yüzden böyle fark ediliyor, çok kötü duruyor falan kafasına girmiştim. Ama arkadaşlarım olsun, ailem olsun, sizler olun. Hiçbir şekilde belli olmadığını söylediniz. Böyle yüreğime su serpildi diyebilirim. 13. haftada kızlarla yemek yerken plaklarımı çıkartmış kutunun içine bırakmıştım. Fakat kalkarken çantamdan plak kutum düştü. Ben de içerisini kontrol etmedim. Meğersem bir plağım yere düşmüş ve hiç farkında değilim. Diğeri içerisinde kalmış. Eve geldiğim zaman fark ettim. Saat çok geç olduğu için Eyüp Hoca'yı da arayamadım. O yüzden bir sonraki plağımı yerleştirdim dişlerime. Evet, takması gerçekten zordu. Çünkü kaybettiğim plağımı zannediyorum ki 3 gündür falan kullanıyordum. Yani 4 gün daha kullanmam gerekiyordu. Öyle bir aksaklık olunca bir sonraki kullanacağım plağın süresini birazcık daha uzun tuttuk. Size 5 ay denilebilir, 12 ay denilebilir, 1,5 yıl denilebilir, artık bilmiyorum, tedavi süreci herkese çok özgü bir şey. Direkt o tarihte bitmeyebiliyor arkadaşlarım. Yani insanlık hali, sürekli bir aksaklık çıkabiliyor. O aksaklıkların ilkiydi. İlki diyorum çünkü devamı da geldi maalesef ki. Haliyle pazartesi olan plak değişimim çarşamba, perşembe gününe falan aksamaya başladı. Sonrasında zaten Veysel'in ailesinin yanına Antalya'ya onları ziyarete gittik ve o zaman işte denize gir, yemek ye, bir şeyler yap falan filan derken plaklarımın süresini daha uzun kullanmak durumunda kaldım. Çünkü günlük 4 saat kotanız var plaklarınızın dişinizde kalmaması için. Ben o 4 saati bayağı aştığım için tedavim birazcık uzadı. 2-3 hafta kadar uzattık. Ama benden ötürü. Zannediyorum ki o büyük güne geldik arkadaşlarım. Hadi inşallah. Ay inşallah. Ne olur çıksın artık. Ya böyle söylediğime bakmayın, hani ölüp ölüp bitmiyordum. Ama benim üst plağımdan dolayı nedense son birkaç aydır inanılmaz fazla midem bulanıyor ve çok rahatsız ediyor beni. En son artık benim için böyle patlama noktası, araç kullanırken tek başımaydım. Bir anda mide bulantısı geldi. Şimdi iki elle çıkartmak gerekiyor ya plağı ve direksiyon tutmam gerekiyor. Otobandayım yani, hani imkanı yok şey yapmamın, sağ falan çekmemin. İnanılmaz zorlanmıştım. O günden sonra bende birazcık böyle fobi gibi bir şey oldu bu yani. Çok hoşlaşmıyorum şu an o yüzden. Araba
kullanırken ağzımda plak olmasından. Ümit ediyorum ki bugün çıkar. Çünkü 5 ayı geçtik. Hatta ben birazcık da uzattım bu süreci. Bakın logosu bile mor. Tam benlik. Ne yapayım? Farkındayım türediğine. Şuna bak. Evet geldim ben yine hocam. Hoş geldin. Hoş buldum. Artık bitiriyoruz. Artık siz söyleyeceksiniz onu. Gerçekten bitiriyor muyuz? Vallahi ne mutlu sana. Sen bu tedavinin bitmesine en iştiyaklı isteyen sensin zaten. Bizden de çok çok daha fazla istiyordun. Ve bence en hızlı şekilde ulaştık. Turbo ortodonti oldu bana sanırsa. Normalde plakları hani 10 gün falan kullandırıyoruz ama sen ısrarla böyle bir an önce sonuca ulaşalım, evet. Bir an önce sonuca ulaşalım diye beni tırnak içerisinde darlayınca. Ama güzel sonuç oldu. Bence çok güzel oldu. Ben de çok mutluyum. İyi, seni de mutlu görmek çok güzel. Şu an çok sevindim gerçekten. Ben daha çok sevindim. Olsun hocam ya. Yok yok gayet güzel geçti ama çok güzel. Ben de çok mutluyum. Ben böyle istikrarlı ve tatlış ve naif bir hastayım hocam. Evet. Onu da kesinlikle canım. Bunlar küçük şakalar yani. Çok da aman aman bir şey yaşamadık yani. Çok şükür gayet güzel geçti. En fazla sizi arayıp ağladım yani hocam. Yok olmuyor bir şey. Yani şey yapmıştım ya ilk gün hocam var. Yapamıyorum doğru, falan doğru, diye. Doğru ama çabuk geçti. Evet geçti. Ama sen ne düşünüyorsun? Sence bu çok güzel bir şey süreç olmadı mı yani? Yani bu sonuca ulaşmak için bence çok büyük bir bedel değildi bu. Ha evet kesinlikle çok rahattı aslında. Şöyle rahat istediğim zaman çıkarıp istediğim zaman takabilmek 4 saati geçmeden. O güzeldi. Nasıl 4 saati geçmeden? Günlük 4 saat. Günlük her günü. Anladım. Yani tabii benim çekimlerim olduğunda ya da özel günüm olduğunda falan hani böyle özel bir davete katılmam gerektiğinde çıkarttığım zamanlar oldu. Evet o büyük bir rahatlık. Oteldeki şey olmadı. Bir de çok fazla anlaşılmıyor hocam. Kimse gerçekten ben söylemeden anlamadı içimde plak olduğunu. O çok iyiydi. Ve 5 ay aslında ben birazcık uzattım. 6 ay gibi bir şey oldu. Bazı plakları kullanmakta aksaklık yaşandı. Benim tarafımdan asla yanlış anlaşılmasın. Çekim yaptığımız günler olduğunda böyle bir 3 gün 4 gün falan hep süreyi uzattık. O yüzden de haliyle böyle bir 6 ayı buldu gibi bir şey oldu bizim. Çok güzel gitti ama. Yani sen bir de şey konusunda biraz katıydın. Yani bir haftayı geçmek istemiyordun hiçbir evet. şekilde. Diğer kullanıcılar için bu kadar şey olacağını zannetmiyorum. İlla bir haftayı kesinlikle geçmemeliyim gibi bir şey olmayan, engeli olmayan insanlar için çok daha kolay ilerliyor süreç. Ben hani 10 gün kullanılmasını daha sağlıklı buluyorum. Hareketlerin kalıcılığı açısından. Ama sende de gayet yeterli olduğunu gördük. Çok güzel. Bir çok mutluyum efendim. Aynen. Yeni dişlerim şu ataşmanlar çıktıktan sonra daha net göreceğim o şeyi. Evet. Teşekkür ederim hocam. Elinize sağlık. Elinize sağlık mı denir? Ne denir? Elime sağlık. Şey ben yaptım. Bitti. Nasıl bir hissiyat? Oh, aman. O ne ya? Dişlerin ne yanıyor. Ne kadar güzel. Şu an ay inci gibi zaten şey böyle dizilimini evet. aynadan hissediyorum. Şu an çok daha pürsüz bir şey hissediyorum ben aslında. Evet. Ay çok mutluyum ya. Sonunda geldi bugün. Gerçekten mutluluğunu hissedebiliyorum şu an. Evet. Allah'ın ismiyle. Şöyle dişlerimi bir göstermek istiyorum. Hocam ne yaptınız? Ben de fakir ama. Şuradan şunun inişi çok iyi oldu. Bir tek dişin aykırı durması bile bütün gülüşü bozabiliyor. Bazen evet. sadece bir dişin düzelmesi bile hiç beklenmeyen bir etki oluşturabiliyor sonradan. Pozitif etki anlamında söylüyorum. Geçmiş olsun güle güle teşekkür kullan. Ederim çok hocam. Güzel. Ellerinize sağlık geçmiş gerçekten. Olsun. Ve işte o geldi büyük gün arkadaşlarım. Plaklarım komple çıkıyor. Üst dişlerimde herhangi bir sorun yoktu ama alt dişlerimde çok ufak boşluklar kalmıştı. Karşıdan bakıldığında anlaşılamayacak boşluklar ama ben gördüğümde beni rahatsız ediyordu. Dediğim gibi pimpirikli bir insanım. O yüzden ben bir şeye başladıysam güzel bitirmek istediğim için bu boşlukların kalmasını istemiyorum dedim. Eyüp Hoca da dedi ki Merveciğim plaklar Amerika'da basılıyor biliyorsun. O yüzden ağız taraman yapılacak. Plaklar tekrar gönderilecek. Sen o sırada son plaklarını kullanmaya devam edeceksin. Onların gelmesi bir ay. Tedavinin süresi haliyle birazcık uzayacak. Eğer istiyorsan dişlerine yardımcı materyaller yerleştirelim dedi. Şimdi göreceksiniz. Ön dişlerime böyle metalcikler yerleştirdik ve onların etrafından zincirlerle geçtik. Arkadaşlarım dişlerim bir minik üst üste binmeye başladı. Şöyle göstereyim size. Anlaşılıyor değil mi şuradan?
Şimdi Eyüp Hoca arayıp şey dedi, o çeyini çıkartabilirsin dedi, o şeffaf olan, zincir şeklinde olan, şu dişlerimi bir arada tutan şeyi. Onu çıkarıp kendi planını bir 10 gün kadar kullan. Sonrasında dişlerin geldiği nokta eğer senin için çok okeyse, ki zaten biz aslında ilk yaptırdığımız zaman hoca şey dedi, hani bu boşluklar çok normal, bence retainer takalım dedi. Ben beğenmemiştim ama şimdi de ayarsız bir güç uygulandığı için üst üste binmeye başladı. O şeffaf olanı çıkaracağım, kendi plaklarımı kullanacağım 10 gün kadar. Döndüğümde eğer o görüntü hoşuma giderse retainer'ı takacağım dedi. Eğer o görüntü hoşuna gitmezse de braket, yani alt dişlerime tel geçecek. Hani o birazcık benim pimpirikliğimden dolayı. Yoksa benim plak tedavim şu anda çoktan bitmişti aslında. Retainer'la geziyor olacaktım ama olmadı. Ama sıkıntı değil yani. Sonuçta ömür boyu kullanacağım bir şey olduğundan ben böyle en muntazam halinde olmasını istiyorum. Üst dişlerimde zaten ataşmanlar çıktıktan sonra inanılmaz rahatladım. Gerçekten böyle dişlerimin üzerinde şu hareketi yapabilmek beni çok mutlu ediyor. Bakın arkadaşlarım, o chain denilen şey bu. Benim oğlum buradan muhtarlık yapıyor. Evet, şimdi şöyle ki arkadaşlarım, normalde ben böyle hafta hafta sizinle bu şekilde video çekip süreci anlatmak istiyordum. Sonra ilk plaklarımı değiştirirken bir story çektim ve herkes o kadar çok sevdi ki bunu düzenli bir hale getirmen ve her planı çıkarırken bizimle paylaş dediniz. O yüzden hem bu süreci merak edenler Instagram'dan daha güncel takip edebilmek istedi, hem de günün sonunda böyle nihai sonucu göstermektense, yani 5 ay bekleyip o sonucu görmek, bu fikir bir tık uzak geldi sizlere. Benimle beraber tedaviye başlayan çok fazla benimkilerden oldu. O yüzden de güncel bir şekilde Instagram'da teker teker storyleri çektim. Her plak değişimimi de özellikle çektim ve gerçekten benim plağı değiştirmeyi unuttuğum zaman bile bana hatırlattınız. O kadar tatlısınız ki. Şimdi o yüzden 5-6 aylık bu süreci şöyle kısaca özetlemek istiyorum. Ama detaylı detaylı her hafta görmek isterseniz, bu arada Pars odada, o yüzden birazcık Pars'ın sesini duyabilirsiniz. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz Instagram hesabım hemen buralardan, bir yerlerden geldi. Orada plaklar highlight'ına bakabilirsiniz. Şimdi şöyle ki, ben ilk plakları taktığım gün Eyüp Hoca'yı birazcık darladım. Plaklar ilk takıldığı anda dişlere hafif hafif bir baskı uygulamaya başlıyor ve birazcık irite edebiliyor. Alışması benim için ilk 3 günümü aldı diyebilirim. İlk taktığım gün o saatler aralığında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama ondan bir 6-7 saat sonra falan böyle hafif bir baş ağrısı başladı bende. Ve bu beni çok tedirgin etti. Çünkü dedim ki eyvah, yani gerçekten böyle mi olacak? Gerçekten sürekli başım mı ağrıyacak falan dedim. Ama asla öyle olmadı. Şöyle ki arkadaşlarım, ilk plakları taktık. Ataşmanlar zaten dişlerimi çekiştirdiği için yerine oturtmaya başladığını hissediyorsunuz. Yani dişlerinizin hareketli olduğunu hissediyorsunuz. Plaklarımı çıkarttım. Gece dişlerimi fırçalayacağım. Böyle bir acı olamaz. Yani direkt böyle wink diye beynime ağrı saplandı. Çünkü dişler hareketli ve yerinden oynamaya müsait olduğu için çıkarır çıkartmaz o diş fırçasının hareketi dişlerimde inanılmaz bir hassasiyet. Yani köklerinde falan hissettim o ağrıyı. O yüzden kendime normal... Dışarıda böyle köpek falan görünce bu sesleri çıkarıyor evde. Normal şöyle bir diş fırçası edindim kendime. Bu arada mini boy. Ben bunu çantamda taşıyordum. Ve yine şöyle mini boy diş macunları aldım. Bir sürü farklı markanın var. Colgate'in falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Eğer dişlerinizi böyle düzenli fırçalar ve plaklarınıza iyi bakarsanız gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Bunların üzerine diş macunu gelmesi aslında plakların üzerinde bir mikro çizikler oluşturuyor. Ve o çizikler sonrasında kahve falan içtiğinizde lekelenmeler olabiliyor. O yüzden diş hekimlerinin önerisi genelde plağınızı çıkarıp bir şeyler içip yedikten sonra takmak. Zaten bununla bir şey yiyemiyorsunuz asla. Ben ilk 3 gün falan böyle plakların dış kısmını çok fırçalamamaya özen gösterdim. Genelde içini fırçaladım. Sonraki günler illaki çay içiyorsun, illaki kahve içiyorsun ya da renkli bir şeyler içiyorsun. O zaman renklenmeye başlıyor. Plaklarda renk değişimi oluyor. Hatta bekleyin, göstereceğim. Bakın hangisinin daha fazla kullanılmış olduğu bence anlaşılıyor. Dediğim gibi eğer böyle çok fazla çay, kahve falan içmezseniz plaklarınızın renginde çok büyük bir değişim olmuyor. Sıcak şeyler içmemeye bu arada özen gösterin çünkü formunu bozabiliyor. Ben zaten Mart ayında kullanmaya başladığım için ister istemez böyle çok sıcak şeyler içtiğimiz bir dönemde değildi. Rahattım yani. Bu arada her plak bir diğer plağı hazırladığı için, bu mesela ikinci plak, bu beni üçüncü plağı hazırlıyor. O yüzden ilk bunu taktığım anda sıkma ve böyle çekiştirme hissi oluyor. Plakları her değiştirdiğinizde ilk iki gün bu hissiyat oluyor. Ama gerçekten bir müddet sonra alışıyorsunuz ve artık o sizin normaliniz haline geliyor. Bu arada gerçekten plakları çok düzenli kullanmanız gerekiyor. 4 saatten uzun süre dişinizden çıkartmamanız gerekiyor gün içerisinde. Ama işte benim çekimlerim oldu, katılmam gereken davetler oldu. İllaki planımı çıkartmam gerekti. O zamanlarda 4 saati eğer aşıyorsam hocamla konuşup salıyorum. 2 gün daha uzun kullan, 3 gün daha uzun kullan falan diyordu. Bazen zaten böyle ufak boşluklar oluşabiliyor. Onların kapanmasına böyle yardımcı olabilmek için ufak mekanikler kullanılabiliyor. Kimisinde böyle minik yardımcılar oluyor bende olduğu gibi, ama kimisi hiç böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Gerçekten planınızı bir gün kullanmamanız tedavinizi aksatabilecek bir şey. Her birinin zaten bu üstünde numaralar yazıyor ve bu sizin tedavinizi yönlendiren bir şey olduğu için bir plan aksatabilecek
aksaması bütün tedavinin aksamasına sebep oluyor maalesef. O yüzden dediğim gibi çok düzenli kullanılması gereken bir şey ama çok konforlu. Yani siz istediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz, istediğiniz zaman takabiliyorsunuz. Zaten şeffaf olduğu için gerçekten anlaşılmıyor. Birebir de insanlarla konuşurken hep o geri dönüşleri almak beni çok mutlu etti. Yani sen söylemesen ben anlamamıştım dişinin üstünde bir şey olduğunu falan. Ataşmanlar da ilk olarak böyle dişlerinizde bembeyaz duruyor ama gün içerisinde yediğiniz içtiğinizden onların da rengi değişiyor ve dişinizin üzerinde hiç yokmuş gibi görünmeye başlıyor. Dediğim gibi konforlu bir tedavi. Şöyle bir aparatımız var bu arada. Böyle ısırarak plakın daha iyi oturmasını sağlıyorsunuz. Bu arada gerçekten çok büyük bir farkı oluyor. Bunu o yüzden düzenli kullanmaya dikkat edin. Bu arada son plakım olduğu için dişime giriyor. Hatta bakın şunlara göre Eyüp Hoca bunu kesmişti. Görünüyor mu? Bence görünüyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bunun kendi şeyinin olması çok önemli. Yüzeyinin kalınlığı haricinde eğer bir boşluk varsa bu bir sıkıntı arkadaşlarım. O yüzden bunu böyle alıyorsunuz. Öyle, öyle. Günde 2-3 dakika ısırıyorsunuz. Ben şu an tam ısırmıyorum. Bu arada şuna da bir açıklık getirip artık yavaştan kaçıyorum. Benim plak tedavi sürecimi sonuçta ben belirlemiyorum. Bunu diş hekiminiz belirliyor ve mesela arkadaşım 3 ay önce falan başladı tedavisine ve onun mesela 40 plak. Ben 5 ay sürdürdüm tedavimi. Onun 10 ay. Nereden baksanız 1 sene falan bir tedavi süreci olacak. Haliyle plaklar kişiye çok özel olduğu için sizin ne plak sürenizde tahmin edebilirim ne de hani bu plak tedavisi size uygun diyebilirim. Çünkü bazı dişlerde tel tedavisi ortodontik olarak zorunlu kılınabiliyor. Bana Harun istersen tel tedavisi istersen plak tedavisi yapabiliriz dediğinde benim plak tedavisini seçme özgürlüğüm vardı ama kimi hastalarda böyle bir şey olmuyormuş. Yani direkt hayır sen sadece tel tedavisiyle istediğin dişlere ulaşabilirsin diyen hastalar, denilen hastalar olabiliyor. O yüzden dediğim gibi diş hekiminiz danışabilirsiniz. İstanbul Group Dental zaten altta açıklamalar kısmında iletişim bilgilerini bırakıyor olacağım. Onlarla da konuşabilirsiniz. Ben süreçten çok memnunum. Geldiği noktadan çok mutluyum. Aklınızda eğer böyle bir şey varsa gerçekten hiç düşünmeyin derim efendim. Videoda da bahsettiğim gibi dişlerim ani bir baskıyla üst üste binmeye başladı. O yüzden de Eyüp Hoca dedi ki Merve'cim plaklarını takmaya devam et. Haliyle dişlerim o eski minik boşluklarının olduğu haline geri döndü. Sonrasında hemen tel tedavisine başladık. Videosunu çektim arkadaşlarım ama maalesef videoyu bir türlü bulamıyorum. Sürecimiz çok uzun olduğu için videoları saklamak da benim için birazcık aslında zor oldu. Ama görselleri sizlere tabii ki ekliyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. 10 Eylül'de alt dişlerime tel geçtik. Bu arada inanılmaz tatlı durdu. Ben tel görüntüsünü de çok sevdim. İnanılmaz böyle insana bir sempatiklik katıyor. 23 Kasım'da tellerimizi çıkarttık. Bu aradaki sürecin bu kadar uzun olmasının sebebi benim dişlerimin arasında olan minicik boşluklarda diş taşı oluşmuş ve dişlerim bir türlü kapanmadı. Eyüp Hoca bunu fark ettiğinde hemen dişlerimi temizledi. Ondan sonra tellerimi sıkılaştırdı ve son haline, şu anki haline geldik. Sonunda geldik. Bu arada telleri kullanırken de mumumsu bir materyal veriyorlar sizlere. Teller eğer ağız içlerinizde kesiler oluşturuyorsa ki batıyor, bazen can yakabiliyor. O yüzden o mumumsu şeyleri dişlerimde kesen yerlere yapıştırıyordum. Yemek yerken zaten siz fark etmeden onları yutuyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Sağlığa zararlı hiçbir durum yok. Ama her yemek yedikten sonra onları tazelemeniz gerekiyor haliyle. Ve tellerde şöyle bir durum yaşandı arkadaşlarım. Dişlerimi kapattığımda üst dişlerim alt dişlerime tam oturduğu için alttan 2 tane dişime yükseltici uygulandı. Bu şekilde de kapanmıyordu. Biraz daha o yükselticiler sayesinde hafif havada kalıyordu. O açıkçası birazcık beni zorladı. Çünkü yemek yerken falan bir şeyleri ısırmak daha zor oluyor. Bugün çıkarıyor muyuz artık? Artık çıksın. Yeter artık. Merve'ye özgürlük. Telsiz Merve. Ya şey alt dişlerimde minik boşluklar vardı arkadaşlarım. Onların arasında diş taşları oluşmuş. O yüzden Eyüp Hoca onları temizledi tekrar. Aradaki lastikleri falan değiştirdik. Onların adaptasyonunu bekledik. Evet. O yüzden de sürecimiz birazcık uzun sürdü beklediğimizden. Ama bugün çıkarıyoruz artık. Buna değil. Değdi. Dişlerimi tam kapatabileceğim şu iç kısımlarda. Oralarda zaten yükseltici olduğu için hani tam böyle çenemi de kapatamıyordum. Onlar da çıkacak. Artık her şey de yenilebilecek. Allah'ım çok şükür ya. İşte geldi o günler. Evet salata yemeyi bu kadar özleyeceğimi tahmin etmiyordum. Salata da mı yemiyordun? Tahıllı salatalar yiyemiyordum. İyi hasta olduğu için. Kötü hastalar yiyor. Yiyor mu? Öyleyse sizlere şimdi kocam beyefendiye şöyle hop uzatıyorum. Evet. Buyurun. Emin ellerdesiniz. Teşekkür ederim. Şimdi hemen yakından bir inceleme faslı başlasın. Çok güzel görünüyor. Ya benim dişlerim ama sanki hep böyleymiş gibi hissetmeye başladım ya. Bakar mısınız arkadaşlarım? Arasındaki farka bakın. Aa, çok güzel. Hocam elinize sağlık ya. Geçmiş olsun. Gerçekten. Çok teşekkür ederim her geçmiş şey için. Geçmiş olsun. Çok güzel. Senin mutlu olman en güzeliydi zaten. Hani bu tedavide ben hastalarım mutlu olduğu zaman
Beni en mutlu eden şey o. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Mertcan gözümüz aydın. Menajerim. Ortalama 2,5 ay sonunda da tellerimi çıkarttık ve şu anki haline geldi. Sonrasında arkalara retainer geçtik. Retainer'ı zaten sizlere Instagram'da göstermiştim ama buradan da hemen ufak bir video çekmiştim, onu göstereyim. Video şu an yükleniyor. O yüzden ben hızlıca o sırada anlatayım size. Retainer'da arkadaşlarım dişleriniz tekrar eski haline gelmemesi için dişler her zaman ilk haline geri dönme eğiliminde oluyormuş. Onları bir arada tutabilmek adına alttaki 6 dişime arkadan bir tel geçildi. İlk 2 gün gerçekten dilim sürekli oraya gidiyordu ama şu an alıştı, varlığını bile hatırlamıyorum. Ama üst dişlerim için her gece bu plağımı, son plağımı kullanmaya devam ediyorum. Kutusunda saklıyorum kaybetmemek adına, her gittiğim yere benimle beraber geliyorlar. Geceleri güzelce fırçalıyorum. Dişlerim fırçaladıktan sonra pıt bunları takıyorum. Ne kadar saat uyuyorsam benimle beraber kalıyorlar. Sabah tekrar çıkarıyorum. Evde vakit buldukça da takmaya çalışıyorum. Çünkü tedavim gerçekten başa sarsın istemiyorum. Bu konuda çok hassas davranıyorum. O yaşadığım hatta tellerle beraber 8,5 ay kadar bir süreç var. Boşa gitsin istemiyorum. O yüzden özenli bir şekilde plaklarımı kullanmaya devam ediyorum. Bu arada çok istediğim dudak dolgumu da sonunda yapabildik. Çünkü plaklardan ve tellerden dolayı diş yapım çok önde duruyordu. Haliyle dudaklarım da daha önde duruyordu. Şu kadarcık olan dudak dolgum bile inanılmaz fazla dikkat çekiyordu. Tedavim bittikten sonra hemen ne yaptım? Tabii ki koşa koşa dudak dolgumu yaptırdım. Şu an hala çok ödemli. Hatta iğne izleri bile bence görünebiliyor. Daha yaptıralı bir hafta olmadı. O yüzden ödemlerim geçtikten sonra da çok doğal, çok güzel bir dudak görüntüsü olacak. Hem dişlerimi ince gibi yaptık hem de dudak dolgumu yenilettim. O yüzden çok mutluyum. Retainer dediğimde arkadaşlarım şuradaki tel. Yani kimse görmüyor, bilmiyor. Bunu sadece siz hissedebiliyorsunuz. Yani diş tedavim aksamalar sebebiyle Mart ayında başlayıp Kasım ayında bitti. Daha erken de bitebilirdi ama yeter ki güzel olsun. Hiç sıkıntı değil. Ve bu iki kutuyu bitirmiş bulunmaktayım. Dım 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 dım. Totalde 20 plağı bitirdik arkadaşlarım. Bitirdik diyorum çünkü gerçekten birlikte bitirdik. Ve ben sonuçtan çok çok mutluyum. Ve çok teşekkür ediyorum hem Harun'a hem Eyüp Hoca'ya. Ama İstanbul Grup Dental çalışanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Herkes çok güler yüzlüydü. Bebek bir ekip. Ve sonuç bu. Size hatta yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dişlerim artık birbirinin üzerinde değil. Ve gerçekten kendimi çok rahat, çok özgüvenli hissediyorum. Geldiği nokta beni çok mutlu ediyor. Çok doğal bir diş görüntüsüne ulaştık. Ve benim tedavi sürecim bu şekildeydi arkadaşlarım. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.